23 Ağustos, 29 Ağustos. Değerli boğa burçları nasılsınız? Güzel, huzurlu, keyifli bir hafta umarım diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkaya Official, yani benim Instagram sayfam, takip edebilirsiniz. Bu ara iş konularınızla alakalı her şey akışına bırakacaksınız. Kendinizi esnetmek gerekebilir. Vücudumuzu bir esnetelim. Değişmeniz, yani sabit fikirleriniz, sağlam psikolojik evrelerini biraz daha genişletirseniz büyük fırsatlar ve yenilikler var. Özellikle de işinizle alakalı belirsizlikleri netliğe kavuşturacağınız bir hafta. En ufacık şeyde ben çaba harcıyorum, kimse bana çaba harcamıyor laflarını geride bırakalım. Çünkü rahat dönemin temelini sen istiyorsun. Daha çok çalışacaksın ve daha büyük paralara hakim ol. Ve hayallerim var, hedeflerim var. Yani o yüzden mesela eksik eğitiminle ilgili tamamlamak istediğin yüksek lisansın, doçentliğin, bir sürü fikirlerim var. Rabbim bunu sana en iyi şekilde nasip edecek. Bu ara en çok da başkalarının davranış ve bakışlarına kafayı takabilirsin. Bunlardan uzak dur, yasak. Çünkü size çok güzel bir oluşum, hatta beklemediğiniz bir para hesabınıza girecek. Derin bir nefes alacaksınız ve bu iyi gelecek uyarı veriyor. Uzun süredir de başka bir şehre tayin, atama, yeni bir kapı ya da ben bu alanda çok yoruldum, daha parasal evreye oturtmak istiyorum diyen, yerleşim değiştirmek isteyen boğalar için yer belirleme değil de yerinizi belirlediniz. Cesaretiniz yok. Gideceğiniz yerde de başarınız hakim olacak. Bence git orada güzel şeyler hayata geçireceksin. Toprak tarım, organik tarım ya da kendi işinizi farklı bir noktada kurmak istiyorsanız startı verin. Çünkü bereket döneminiz verimlilikle hareket sergiliyor. Korkma ve yap diyorum. İş bekleyenler için de özellikle yakın bir çevrenizde geçmiş iş dostunuz ya da geçmiş bir arkadaşınızın size söyleyeceği iş kapısı gayet hayırlı. Gidip konuşup kendinizi ifade ettiğinizde buradan olumlu cevap alacaksınız. İşinize dönmek istiyorsanız ve uzun süredir paranızı eksik veriyorlarsa, yani yarım maaş çalıştırıyorlarsa, bununla ilgili de artık rahat ödeme evresi ama bazı boğa burçlarında da bulunduğu sistemin karışıklığını çözemediği için kendi kendinize çıkma niyetiniz var. Sistemi biraz daha Kasım'a kadar bekleyin. Ondan sonra gitmeniz sizin için daha sağlıklı diyorum değerli boğa burçları. İlişki konusunda belki bu ara en rahat dönemi yaşayacaksınız. Dırdır yok, laf yok, söz yok. Çünkü hayatınızdaki kişinin de çok yoğun ailevi problemi ya da iş problemi yoğun olduğu için ve güzel giden bir ilişki sanki sadeleşecek ve özlem oluşacak. Bu yoğunluk bence sizin birbirinize tekrar kenetlenmenize yardımcı olacak. Aşk havanız daha değişmiş olacak diyorum. Uzun süredir de hayal ettiğiniz sevgiliniz ya da ilişkinizle gitmek istediğiniz kısa bir yolculuk var ama bu Eylül 15'ten sonra gözüküyor. Çünkü onun da beklediği büyük iş teklifi ve yeniliği var. Ve bu yönelik yurt dışı ile ilgili diyalogları var. Bu olumlu olarak gösteriyor. Evli çiftlerimiz özellikle biraz daha dikkatli konuşmalar, biraz daha laf sokmamaları geride bırakırsak, aile tertibimizi biraz daha, çünkü sanki ilişkide sevgi de saygı da dağılmış gibi. Yani birbirimize ait konuşma usluplarında bir terslik var. Bunu yumuşatırsak her iki insan da birbirini seviyor. Ama sorun dışarıdaki eşinizin sorumluluğuyla alakalı taktığınız noktalar var. Beni görmüyor. Aslında sizi çok iyi duyuyor. Onun işe kafası çok takık olduğu için siz sanki o sizi duymuyormuş gibi davranıyorsunuz. Yok öyle bir şey. Bu evlilikte sadece sorun biraz daha hedefli bir insanın. Sizin de hedefleriniz var. Birbirimizle anlaşma sırasında sanki iğneleyici laflarımız var. Bunu toparlamamız lazım diyorum. Son zamanlarda eşinizin miras, baba anne tarafındaki miras söz konusu olacak. Biraz onlar arasında yaşanan çatışmalar ya da sözlü ifadeler sert olsa da yasa size ne veriyorsa onu alacaksınız diyorum. Ev hanımıysanız bir işe başlamak, kendi işinizi yapmak istiyorsanız acele etmeyin. Kasım ayını görelim. Ondan sonra iş alanlarınıza bakmanız daha sağlıklı olacak. Bir de karı koca çalışıyorsanız da
Eşinizin işinde güzel bir yükselme, beklediği sınavı başarıyla halletmiş olacak, haneye de huzur vereceğini düşünüyorum. Aşksız olanlar için biraz daha rutine alacağımız, bu ara böyle enerjinizin yüksek ama o lili yapacağımız bir dönem olacak. Yani hangisi daha doğru diyeceğimiz. Bence sizi biriyle tanıştıracaklar ve bu doğru. O tanışmaları hiç sizi tanıştıracaklara sakın gitmemezlik yapmayın. Doğru kısmet orada gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili eğitim yapmak ya da yurt dışı ile ilgili evrakını bekleyen boğa burçları için istediğiniz evrak gelecek ve bu da sizi mutlu edecek. Yani bu ara projeleriniz, bu ara ilişkileriniz, bu ara hayatınızdaki dokunduğunuz her şey yıldız kadar keyifli ve enerjik olacak. Fazla alışveriş yapabilir. Bu ara elinizin bonkörlüğü biraz cebimize zarar verebilir. Dikkat edin. Özellikle migren, bağırsak enfeksiyonları ve beslenme noktamıza dikkat edeceğiz. Uzun süredir çocuk tedavisi düşünenler için yapın. Allah nasip etmiş gözüküyor. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.